ADD'nin Cumhuriyet yemeğinde ateşli konuşma yapan Şeref Han, Atatürk düşmanlarına ateş püskürdü. Cumhuriyet için şehit olurum. Kütahya'da Atatürk sevgisiyle öne çıkan CHP eski il başkanı Şeref Han, Cumhuriyet için bedenini ortaya koyduğunu haykırdı. İskilipli Atıf Hoca ve devamını sürdüren zihniyetin, Kuvayi Milliyecilerin katli vacip gördüklerini anlatan Şeref Han, ben ve arkadaşlarım buradayız. Yüreği yeten gelsin alsın dedi. İsim vermeden AK Partili İl Genel Meclis Başkan Vekili ve medya patronu olan gazeteci Ramazan Aydemir'in bunları anan yapmadı sözüne cevap veren CHP eski il başkanı avukat Şeref Han çok sert bir dille uyararak analar üzerinden konuşurken üç kere düşünmesini uyarıyorum dedi. Diğer Türk evlatlarının analarına dair cümle kurarken üç kere düşünmesidir uyarıyorum burada. Yüreği yeten gelsin alsın. Cumhuriyet düşmanlarını ateş püsküren Şeref Han, Cumhuriyet bayramı kul olmaktan özgür bir birey olma sevincine kavuştuğumuz gün. Cumhuriyet bayramı insanın insan olduğu için saygı görmeye başladığı gün. Ben adı Cumhuriyet Halk Partisi ile anılan birisiyim. Biz Cumhuriyet bayramını coşkulu şekilde kutlamayı tercih ederken birileri İskilifli Atıf Hoca adını verdikleri meydandan kutlamaya çalıştılar. Erzurum Devlet Hastanesi'nin adını İskilifli Atıf Hoca olarak değiştirmeyi tercih ettiler. Oysa ki Türk milleti ile, vatanseverlik ile İskilip'in Atıf adı bir araya gelemez. İskilip Atıf, İngiliz Muhipleri Cemiyeti'nin üyesi olduğu sabit olan ve İngiliz uşakları tarafından Kuvayi Milliyecilere katli vaciptir fetvasını veren adam. O katletmek istediği Kuvayi Milliyeciler buradadır. Yüreği yeten gelsin, ben buradayım. Arkadaşlarım buradadır. Ben yarım yüzyıldan fazla Cumhuriyeti müdafaa etmek için mücadele ettim. Cumhuriyet için şehit olmaya her zaman hazırım diye konuştu. Bugün bir yasız. Saltanatı kaldırıp işini kutluyoruz aynı zamanda. Saltanatı kaldırıp özgür bireyleri, yani kula kul olmak durumunda vatandaş olma konumuna geçtiğimiz birkaç gün önce kutladığımız Cumhuriyet bayramı, Cumhuriyet'in kuruluşu, Türkiye'nin Millet Meclisi'nin 23 Nisan'da yine bayramı kutladığımız meclisin kuruluşu, halkın kendisini kendi temsil ettirdiği seçtiği birlikler vasıtasıyla demokratik yöntemlerle kendisini idare etmesi rejimi, insanlar kabul etse de etmese de, inkar etmeye çalışsa da, saklamaya çalışsa da Cumhuriyet Halk Fırkası'nın, Atatürk'ün ve Atatürk'ün çocuklarının başarısı. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren vatanseverler, bir tek ölçümüz, bir tek ıslasımız, bir tek talebimiz var. Makamlar, mevkiler ya da saraylar gibi taleplerimiz yok. Bizim taleplerimiz vatana dair, bizim taleplerimiz insana dair, bizim taleplerimiz ekmeğe, işe, aşa dair. Bizim taleplerimiz insanların insanca yaşamasına dair. Bizim taleplerimiz vatana düşman postallarının hiçbir şekilde basmasına izin vermemeye. Bu duygularla ifade etmek isterim ki Cumhuriyet Halk Partisi İçişleri Bakanlığı'na verilmiş bir dilekçeyle kurulan bir parti değil. Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin devamıdır. Bir gece Anadolu Müdafaa-i Hukuk derneklerinin tabelaları indirilmiş, onun yerine Cumhuriyet Halk Partisi tabelaları oluşturulmuş, yerleştirilmiştir. Bu nitelikteki bir partiyi herhangi bir terör örgütüyle, onun adı ister düne kadar iç içe kucak kucağı oldukları FETÖ olsun, ister bunun adı PKK olsun, ister düne kadar kırmızı halılarla karşılayıp lahmacunlar ikram ettikleri YPG olsun, bizim için fark etmez. Çünkü bizim taleplerimiz az önce söylediğim gibi mevkilere dair değil, mevzilere dair. Meclisteki tezkereye Cumhuriyet Halk Partisi'nin hayır oyu vermesinin çok basit iki tane nedeni var. Ancak neredeyse ulusal basının tamamını ve rütüyü elinde bulunduran siyasi iktidar bu konuda halka dürüst davranmıyor. Medya gerçekleri halka açıklamıyor. Meclisten geçirilmeye çalışılan tezkerenin içinde sadece yurt dışına, yani bu şekilde lanse ediliyor çünkü. Biz Suriye'deki askerlerimizi korumak için asker götürecektik. O nedenle tezkereye getirdik. Eyvallah. Bir Cumhuriyet Halk Partili olarak
bir Türk askerinin erini, çavuşunun, rütbelisinin rütbesinin kılına zarar gelmemesi için beni götürecek varsa ben gitmeye hazırım bütün Cumhuriyet Halk Partililer gibi. Ama aynı tezkerenin içinde dışarıdan yabancı askerlerin Türkiye kabulüne ilişkin bir madde var. Bundan bahsetmiyorlar. Bunun açıkça anlatılması, izah edilmesi gerekir. Siyasi iktidar hangi ülkeden, hangi yabancı askeri getirme muradını taşıyor ki böyle bir maddeyi tezkerenin içinde muhafaza ediyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nin hayır deyişinin asıl sebebi budur. İkinci sebep ise bu defa tezkere diğerlerinden farklı olarak 2 yıllığına geçirilmek istenmiştir meclisten. Niçin? Atatürk'ün çocuklarına sesleniyorum. Atatürk'ün kurduğu vatanda atalarına saygı duyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, vatanseverlerine sesleniyorum. Vatansever olmak için illa Cumhuriyet Halk Partili, şu partili falan olmak gerekmiyor ki. Ben de sadece Cumhuriyet Halk Partililere seslenmiyorum ki. Bütün vatanseverlere sesleniyorum. Atatürk en zor koşullarda, hatırlayın lütfen, 1. Millet Meclisi'nde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Palatlı'dan top sesleri altında meclis toplanıp bu milletin kaderini belirleyebilme iradesini ortaya koyabilmişse eğer, bugün ne var ki 2 yıllık tezkere isteniyor? Niçin her zamankinden farklı olarak meclis nereye asker göndereceğini, nereden asker gelmesine izin vereceğini kendisi denetleyemiyor? 2 yıllık yetkiyi sadece bir kişiye teslim ediyor. Partim hayır diyor. Partim hayır diyor. Ben hayır diyor. Buna dair itirazı olanlar varsa halka çıkıp doğruyu söylemek zorundadırlar. Bu bir namus meselesidir. Doğruları halka söylemek. Doğruları. Ayrıca aslında bunları söylemek istemiyordum ama bütün anaların ellerinden öpüyorum. Bütün anaların ellerinden öpüyorum. Hiçbir ana evladını yetiştirirken kötü olsun istemez herhalde. Emzirirken, başını okşarken, uyuturken bu kızı vatanına, memleketine hayırlı evlat olsun diye dua eder diye düşünürüm. Şimdi benim talebimdi bu şekilde yetiştirmiş evlatların diğer Türk evlatlarının analarına dair cümle kurarken 3 kere düşünmesidir, uyarıyorum burada. Teşekkür ederim. ADD Başkanı Yarcan Gülseven, Cumhuriyet 98. yıl dönemindeyiz. 1 Kasım saltanatın kaldırılmasının 99. yıl dönümü, saraylardan alındı, egemenlik halka verildi. Bugün aynı zamanda harf devriminin 93. yılı, bakmayın biz bir gecede cahil bırakıldık diyenlere. Biz %97'si okuma bilmeyen toplumdan %99'u okuma bilen bir toplum haline geldik. Bizlere, ADD'ye bir görev düşüyor. Bakmayın biz bir gecede cahil bırakıldık diyenlere. Biz bir gecede cahil bırakılmadık. Biz %97'si okuma yazma bilmeyen bir toplumda %99'u okuma yazma bilen bir topluma geldik. Atatürk ilkelerini, Atatürk devrimlerini hangisini hangisinden ayırabilirsiniz sizlere soruyorum. Hiçbirini ayıramayız. Bizlere de Atatürkçü Düşünce Derneği olarak bir görev düşüyor. Arkanızda oturan değerli gençlerimiz, vırıl vırıl arkadaşlar, hepsi üniversite öğrencisi. Hepsi bizlerin aydınlık geleceği. Ben de bir zamanlar orada oturdum. 10 sene, 15 sene önce. O arkadaşlara nasıl ki sizlerin borcu var, bizim de borcumuz var. Onlara yaşanabilir, çağdaş, yurt dışına kaçmak istemeyecekleri bir ülkeyi sağlamak mecburiyetindeyiz. Ve bunu sağlamanın da yolu yapılacak olan ilk seçimlerde gerçekten Kemalist, Atatürkçü bir cumhurbaşkanını Çankaya'ya çıkartmak olmalıyız.